direkt böyle kendine bana geldi, harbi mi ben dedi, ben biraz böyle hani terledim, veririz deyince harbi mi dedi. Onu ben sana nerede görsem bile Özlem böyle bir el sallıyor filan. Kopya alacak, kopya tabii. Kopya alacak. Arkamda mesela en son şunu hatırlıyorum. Resim dersi tuval yapılacak işte. Bana şey dedi, giderken yolun üstünde, biz köyde oturuyorduk o sıra işte. Giderken de yolun üstünde kırtasiye ver. Anneme ben haber ettim, sen tuval al evde yap bana. Yoksa geçemem, babam üzülür dedi. İşte... Özlem ya moralim çok, yanamdan öpse babam üzülür filan. Ya öyle değil de işte. Ondan sonra neyse, hiç unutmam, vardım kırtasiye. Annem işte, o zaman Süheyla teyze diyorum. İşte Süheyla teyze böyle böyle dedim. Kızım dedi, senin anne baban kızmıyor. Diyor, benim bir şey demezler dedim. Ben yaparım, sıkıntı yok. Derslerin yok mu dedi. Yaparım derslerimi, onu da yaparım dedim. Böyle başladı. İkinci Süheyla dedi, teyze de o sıra dedi ki, ana bundan ne güzel gelin olur diye, değil mi? Yok, hiç beğenmezmiş beni o zaman. Efendim? Hiç beğenmezmiş. Öyle mi? Sevmez daha ben Özlem'i. Belki de beğense de o zamanlar beğenmezdim diyordur. Belki de ama şimdi şu an çok seviyor çok şükür. Ne güzel. Derken ikinci dönem, işte ikinci sınıfa geçtik. Kaan geldi, hiç unutmuyorum. Sınıfa tam giriyoruz. Arkadan geldi, koluma girdi. Siz beraber oturuyoruz değil mi dedi. Yo dedim, ne alaka, ben arkadaşım var. Kaan eğitim ve öğretim hayatı garanti altına almaya çalışıyor. İşte geldi, beraber oturdum. Yok hayır filan. O zaman arkalı önüne oturacağız. Hatta beraber oturduk diye bayağı bir küstü. Bir gün Kaan böyle yaptı. Kimi seviyorsun filan. Ya kimseyi sevmiyorum ben. Hani okumaya geldim ben diyorum. Yani, o mantık var değil de. Çünkü abimle babam okuyacaksın. Tabii, sen okumaya, şey milleti okutmaya, kopya vermeye. Yok diyorum öyle şey. Kimseyi sevmiyorum filan. Bir gün şey yap, neyse. Bir gün hani hoşlantım var. Bir gün çok mutlu olursam sana söylerim dedim. O zaman tabii telefonlar eski, böyle mesajlar vardır sonunda imza şeklinde. Çok mutluyum yazdım. Hemen mesaj atmış gece 12 filan. Niye mutlusun yazmış. Bana bir sözün vardır. Kimi sevdiğini söyleyeceğim dedi. Kaan yazdım, bir demiş artık koydum. Efendim dedi, anlamadım, boş ver dedi. Bugün telefon yüzüne falan düşmüş. Cevap gelmedi. Kaan'ın bu bana ilk hamlesiydi. Cevap gelmemekte. Ertesi gün oldu, hiç unutmam, 22 Nisan'dı. 23 Nisan günüydü. Geldik okula. Normalde erken gelen gelmedi. Yüzüme bakmıyor. Arkadaşımız doğum günü kutluyoruz, bana hiç şey, selam vermiyor. Yakın tarihte bir sınav olmayınca... Yani hiç ciddiye biniyor gibi olunca kaçıyor. Sonra neyse çıktık okuldan, ben gidiyorum, hiç unutmam. Arkamdan seslendi, koştum. Efendim Kaan dedim. Özlem dedi, dün akşam ne demek istedin dedi. Dedim ki ne, bir şey demek istemedim. Yok ki öyle bir şey dedim sonuçta, bir hamle yok. Yok bir şey demek istemedim dedim. Döndü böyle yaptı. Biz seni seviyorum diyemiyorsun değil mi dedi. Ben de şey dedim, evet diyemiyorum Kaan dedi. He dedi. Durdu. Matematik dersim var dedi ve beni orada kaldırımda bırakıp gitti. Yaptım abi, öyle. Yok değil. Kaldırımda bırakıp gitti. Yani haliyle insan şok oluyor. Ağlayayım mı, üzüleyim mi? Adam bıraktı gitti. Şimdi bir de arkadaşlığın da gidiyor. Sonuçta samimi bir arkadaşın senin. Ondan sonra işte okula gittik falan derken bir hafta sürdü. Kaan'ın gelip bana teklif etmesi ve benim ona evet diyemeden çıkmamız. 30 Nisan günü geldi işte. Biz arkadaşlarımız dolanıyoruz. Ben diyorum hala ya, çocuk diyorum hani konuşmuyor, etmiyor benimle. Madem değilse niye bu kadar samimi falan. Yok merak etme falan diyorlar. O kapı nöbetçisi okullarda olur ya. Evet. Kapı nöbetçisi. O gün o nöbetçi dediler ki arkadaşım vardı, hadi gidelim yanına dedi. Dedim tamam gidelim de ben onun yüzünü görmek istemiyorum ya. Zaten nefret ediyordum. Sonra aşk oldu, sevgi oldu derken adam yüzüme bakmıyor dedi. Niye gideyim ki? Gidelim dedi. Vardık. Ondan sonra vardığımızda bir baktım Kaan diz çöktü ama kalabalık. Tüm okul yığılmış oraya kapının ağzına. Hiç unutmam bir gül dizim çöktü böyle. İşte benimle çıkar mısın abi, dedi. Ben çökmedim. Şoktayım. Evet demedim o gün. Çökmedim abi diz. Siz sürekli birbirinizi şey gibi ortada bırakıp kaçıyorsunuz. Yani evet demedim çünkü daha şey o zaman oldu. Evlenme teklifi gibi diz çökmüş adam. Diz çöktü, hayır abi evet. Çökmedim. Romantik diz çökmedim. O zamanlar. Yo çökmedim diyor. Çökmedim abi. Çökmedim diyor. Çöktü. Çökmedim diyor. Çökmedim diyor. Herkes çağırıyor. Ayakta verdim abi gülü. Ayakta verdim abi gülü. Çökmüşsün Kaan. Çökmedim abi. Çökmemiş. Çöktü. Çökmüşsün Kaan. Çökmüşümdür abi öyle diyorsun. Çökmüşümdür abi diyor. Bak işte.